Günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'da sürpriz kar yağışı. Artsakh Cumhuriyeti'nin İshanator köyünde bir zeytinlik kuruldu. Cavak'ın Nosminta köyünde şiddetli yağmurlar tarlaları ve çayları sular altında bıraktı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Çekya Büyükelçisi, Türkiye kendisiyle evrensel değerler arasındaki boşluğu derinleştirmektedir. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 289 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası doğrulandı. Suriye'de var olan durum. Gümüşhacıköy Ermenileri hatırlıyor ve anlatıyor. Mayıs ayının son günlerinde Batı Ermenistan'ın bazı bölgelerine sürpriz bir kar yağdı ve tarım ile hayvancılığa büyük zarar verdi. İlkbaharın gelişiyle küçükbaş hayvanlarını yaylalara göç ettiren besiciler beklenmedik kar nedeniyle mağdur kaldı. Soğuk hava nedeniyle çok sayıda hayvan telef oldu ve Yerzinka'da kar fırtınası nedeniyle bir sürü sahibi öldü. Çiçek açma dönemindeki üzüm asmaları karla kaplandı. Don olayı tehlikesi var. Çobanlar sürüleriyle köylere geri dönmek zorunda kaldılar. Avidis Sanoyan'ın Suriye'nin Halep şehrinden Artsakh Cumhuriyeti'nin İshanator köyüne taşınmasından bu yana 8 yıl geçti. O ve erkek kardeşi bahçeler kurdu, tahıl üretimi yapıyorlar ve kendi teknik araçlarına da sahipler. Artık geri dönmeyi düşünmüyorlar. Geçen yılın sonbaharında 1 hektardan fazla arazi çalılardan temizlendi ve alanda zeytin bahçesi kuruldu. Suriye'de zeytin bahçeleri vardı ve nasıl yetiştirileceğini biliyorlar. Ermeni Hayırsever Genel Birliği temsilcileri geçen yıl Kovsakan'ı ziyaret ederek bölgeyi tanıdı. Daha sonra Suriye'den gelen Ermenilere işbirliği teklif etti. Projelerine göre bu alana 150 bine kadar zeytin ağacı dikmeyi planlıyorlar. Kovsakan, Ditmayri, İshanator ve diğer yerleşimlerde bahçeler kurulmuş durumda. İshanator'un toprağı ve havası bu ağaçların gelişimine denk geliyor. Bu tür ağaçlar suyu kıt olan alanlarda yetişiyor ve üretkendir. İleride fideler güzel ve uzun ağaçlar olacak. Başarılı olursa 4-5 yıl içinde meyve verecek. Radyo Nord'dan aktarılan bilgiye göre Cavak'ta 2 gün boyunca devam eden şiddetli sağanak, Ninosminta'nın Metzgundra köyünün çayırları ve yollarını sular altında bıraktı. Facebook kullanıcısı Armenov Sepyan tarafından paylaşılan video, suyun nasıl çayırlar ve meralara, ayrıca Gondra'ya giden yolun bir bölümüne dolduğunu gösteriyor. Dilif köyünün bir sakinine göre yağmur köyün patates ve arpa tarlalarını sular altında bıraktı. Köylüler şu anda tarlalarda su kuyuları açmak için çabalıyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Aşot Hovakimyan, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın Çek Cumhuriyeti'nin Ermenilere karşı uygulanan soykırım kararına ilişkin açıklaması hakkında Türkiye adaleti inkar etmek için yeni bir adım atıyor ve böylece kendisi ile evrensel değerleri arasındaki boşluğu derinleştiriyor yorumunda bulundu. Büyükelçilik tarafından yayınlanan yorum şöyle. Bu, Türkiye'nin Ermenilere karşı uygulanan soykırımın uluslararası olarak tanınmasına ilk ve son resmi yanıtı değil. Türkiye, adaleti inkar etmek için yeni bir adım atıyor ve böylece kendisiyle evrensel değerleri arasındaki boşluğu derinleştiriyor. Ambalajı ne olursa olsun inkarın geleceği yok. Türk makamları gerçeği ne kadar inkar etmeye çalışırlarsa gerçek o kadar yolu açar ve halkın bilgisi haline gelir. Prag'daki en ünlü Karlı Köprüsü'nde 1714 yılında heykeltıraş Ferdinand Maximilian Broçkov tarafından gerçekleştirilen ve Orta Çağ'da Osmanlıların eline düşen Hristiyan esirlerini kurtarmış olan şövalyelere adanmış bir heykeli bulunmaktadır. Şövalyelerin heykelleri altında hapishanede acı çeken Hristiyanları kontrol eden elindeki yatağınla bir Türk'ün heykeli de bulunmaktadır. Bu heykel Prag'daki birçok masallara ve hikayelere konu olmuştur. Örneğin geceleri bu heykelin yanından geçerken turistlerin dikkatli olmaları tavsiye ediliyor ya da çocukların ebeveynleri çocuk uyumasa Türk'ün gelip onları götürmesiyle korkutuyorlar. 300 yıl boyunca çok şey değişmediği için üzgünüm ve Türkiye bugüne kadar tehdit diliyle konuşuyor. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden edinilen bilgiye göre 26 Mayıs'ta Ermenistan Cumhuriyeti'nde 289 kişi koronavirüse yakalandı. Toplam enfekte olan insan sayısı 7402'ye ulaştı.
Ermenistan Cumhuriyeti'nde koronavirüsten 75'i son günde olmak üzere 3220 kişi iyileşti. Şu anda 4052 kişi ise tedavi edilmektedir. Koronavirüs nedeniyle 91 kişi, diğer nedenlere bağlı olarak da 39 kişi olmak üzere toplamda 130 ölüm vakası hakkında rapor edildi. Bir günde 4 kişi öldü. Sağlık Bakanlığı tarafından ölen 4 kişi hakkında verilen bilgilendirmede biri 85 yaşında erkek, diğer üçü 70, 83 ve 81 yaşlarında kadınlardır ve bunların ek kronik hastalıkları da bulunmaktadır. Federal Haber Ajansı, pazartesi gününden itibaren Suriye'deki M4 uluslararası karayolunun sivil ve ticari seyahat için açıldığını bildirdi. M4 karayolunun Tel Tamer ve Hasaka eyaletinin Ayn İsay yerleşimleri arasındaki bölümü şehir trafiğine açıldı. Kaynağa göre yerlilerin ilk otomobil grubu Tel Tamer'dan ayrıldı. Trafiğe çıkanları Türk yanlısı güçlerin saldırılarından korumak için araçlara Rus askerleri eşlik ediyor. Daha önce sürgünde yaşayan Suriyeli mültecilerin Suriye'ye dönmeye devam ettikleri bildirildi. Bunların son birkaç gün içinde sayıları 3'e katlandı. Evliliklerde 60. yıla zümrüt yılı, 70. yıla pırlanta yılı deniyor. Zümrüt yılı geçmiş, pırlanta yılına doğru yelken açmış olan Hagop ve Sirarpi sözü doğru çifti evliliklerinin 65. yıl dönümü vesilesiyle bize evlerini açıp hayatlarını, anılarını anlattılar. Anılar Ermenilerin Anadolu topraklarındaki hikayelerine dair de çok şey anlatıyor. Bizler onların hayata bakışlarından, anılarından, muhabbetlerinden, gülüşlerinden çok şey öğrendik. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Armenakşah Muratyan tarafından seslendirilen Kilikya adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.